Bugün bu emsalsiz mekanda oğlanımızın bir seminer var. Emsalsiz bir dost olsunla birlikte olacağız bu akşam. Sevgili Cevat Çapan'la. Cevat sadece benim eski dostum değil, çok daha başka kişilerin de dostu. Bütün edebiyat dünyasının, tiyatro dünyasının ve akademi dünyasının da dostu. Şimdi hep usulgendir. Her konuşma öncesi konuşmacının geçmişiyle ilgili bilgi verilir. Ben de bunu yapacağım. Cevat İstanbul'da oldu. Global College ve Cambridge Üniversitesi'ndeki eğitiminin sonunda akademik yolu seçiyor. Ve İstanbul Üniversitesi'nde sırasıyla doçent 75 yılında da 1975'te profesör oluyor. Edebiyat Fakültesinin en şanlı günleri Halide Edip Adıvar var, kürsüde Rahim Turhan var ve onların arasında yetişiyor genç bir hoca. Daha sonraki akademik yaşamı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, sırasıyla Anadolu, Boğaziçi ve Yeditepe Üniversitelerinde devam edecek. Biz Cevat'ı sadece bir akademisyen olarak tanıyoruz yalnız. İyi bir şair. Şiirle konuşması 50'li yıllardan başlıyor çok erken. Ve daha sonra da 86 yılında da Recep Necati'nin ödülü, daha başka bir sürü ödül var. Hepsini sayabileceğim. Ama Cevat tiyatroyla da çok yakın. Sadece şiir dünyası ve edebiyat, Shakespeare değil. Onun dışında da bizi edebiyatla ve tiyatroyla buluşturan dostumuz. Benim tabii ki onunla çok geçmişe dayanan bir dostluğumun yanı sıra başka onda beğendiğim ve gerçekten emsalsiz bulunduğum bir husus bizi Yunan edebiyatıyla gerek antik gerekse yakın dönemin Yunan edebiyatıyla buluşturması, Seferistili, Kavafis gibi pek çok Yunan şairiyle de eşsiz çevirileriyle buluşturması. Derler ki şiirleri ancak kendi de şair olan birisi çevirmeli. Cevat da bunun gerçek bir timsali. Bu akşam burada IVV ile bu sergiyi yaptığımız zaman doğrusu ben de daha ne üreteceğimi bilemiyordum. Elbette mültecilerle ilgili bir konuya eğildiğimi biliyorduk. Ama her sanatçı gibi tek konuştuğumuz başından beri ne hakkında olacağıydı. Bir uzun yolun, İpek yolu dediğimiz kıtaları birbirine birleştiren bir yolun üstünde kurulu iki dünya. Çin, onun doğduğu ve Türkiye, bizim olduğumuz. İkisini birleştiren de tarih boyunca pek çok şeyin yanı sıra porselendi. Bunu ilk konuşurken de galiba sergimizin konusunu belirlemiş olduk porselene dair. Burada IBV, tabii iş yaptığınız insanlar size o süreç içinde dostluk da verir. Dostluğunu kazanırsınız, güvenini kazanırsınız. Onun için de bu büyük sergi. Onun değişiğiyle yaptığı en büyük ve en güzel sergi, bunu da söyleyeyim, böyle canlandı. Ve duvar kağıtları geldiğinde de görüyorsunuz, bütün insanlık tarihi boyunca bir göç yaşanıyor. Toprağını bırakan insanlar, gerek siyasi, gerek coğrafi, gerekse iklimsel sebeplerle bir yerlere göçüyor. Ve o göç, yukarıdaki Asur freskolarından başlayarak, günümüz savaşlarına kadar uzanabiliyor. Burada galiba hiçbir şey bu serginin konusu olan, bu salonun konusu olan Odisea kadar bizi Homer'le birleştiremezdi. Bunun için de biz dersimizi çalışmaya çalıştık. Ve Cevat'ı, sevgili dostum Cevat'ı, Çapan'ı buraya çağırdık. Ve bize bu akşam Odisea'yı okuyacağız hep birlikte. Bu akşamın çok özel olduğunu lütfen siz de bilin. Çünkü bu salona aslında normal şartlarda bu şekilde zor gelinir. Ve bunun da çok özel bir duygu olduğunu da herkese şimdiden söyleyeyim.
Çok mutluyum ki geldiniz ve bu anı paylaşıyorsunuz bizimle. Cevatçım, seni sahneye çağırıyorum. Çok teşekkür ederim. Bunları size dağıtmak isterdim ama Mevlüt şekeri gibi. İşime yarayacak diye getirdim. Eğer Homeros Odiseyası'nı yeniden tasarlayacak olsaydı, sizi görünce herhalde Odysseus'u Hades'e değil cennete gönderirdi. Ben de kendimi cennette gibi hissediyorum karşınızda. Bir sürü sevgili dostumu karşımda görünce böyle bir mutluluk içinde başlamak istiyorum size. Bizi bir araya getiren Ai Weiwei diye bir olağanüstü bir insan. Tüm bu güzel porselen eserleri yapan ama ondan da güzel bir kalbi olan, aklı olan bir sanatçı. Yaşadığı dünyanın sorunlarını paylaşan, onları düşünen, onlar konusunda acı çeken, o gördüğü insanları, acılarını paylaşan ve onların mutluluğunu isteyen bir sanatçı. Ve bu insan bizi Homeros'la buluşturuyor. Homeros'un Odysseus'uyla buluşturuyor. Bunun mutlu bir buluşma olmasını diliyorum. En azından. Şimdi bu Homeros'la bizim tanışmamız aşağı yukarı 70 yıl öncesine dayanıyor. Orta 3 sınıfında okuma kitabı olarak bize Odisea'yı vermişlerdi. İngilizcesini. Emil Rio diye bir Penguin'den çıkan bir kitap. Okuma kitabı olarak verildi. O zamana kadar çok daha kolay kitaplar okuyorduk. Ve bir masal gibi okuduk. Çok garip. Aynı yıl okuduğumuz okuma kitaplarından biri de Binbir Gece masallarıydı. Ve bir takım benzerlikler olduğunu belki anladık, belki anlamadık. Fakat büyük bir keyifle okuduk Odisea'yı. Ertesi yıl İlyada'yı okuduk. Sonra zamanla edebiyat denizine girdiğimizde tekrar karşılaştık Homeros'la. Homeros'un hem İlyada'sıyla hem Odisea'sıyla hem de o olağanüstü destanlardaki kahramanlarıyla. Çünkü oradaki kahramanlar sadece bu destanlarda karşımıza çıkmıyordu. Başka edebiyatçıların da vazgeçemedikleri kahramanlar olarak ele alınıyordu. Başka şiirlerde, başka destanlarda, başka oyunlarda. Gittikçe sanki dünyamızın bir parçası olmaya başladı. Yani sanki biz de artık 20. yüzyılda yaşamıyoruz da geçmişe doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bir yolculuğu anlatan bir destan Odisea. Ve değişik zamanlarda, değişik yönlerde oradaki yolcuların yol aldığını görüyoruz. Sanki biz de o yolculardan biriydik ve zaman zaman geçmişe biraz uçunca da geleceğe doğru yol alıyorduk. Baktık ki Odisea öbür destanla karşılaştırdığımızda, yani İlyada ile karşılaştırdığımızda biraz daha eğlenceli bir destan.
Ya daha eğlenceli bir hikaye, bir roman belki de. Çünkü onu roman haline getirenler de vardı. Yani binlerce yıl sonra İrlanda'da James Joyce diye birisi Ulysses diye bir roman yazmıştı ve yeniden o hikayeyi kendi zamanının, kendi insanlarının, kendi tanıdığı gerçeklerin yahut düşlerin karışımıyla bize sunuyordu. Ne söyleyebiliriz Odisea hakkında? Belki çoğunuz okumuşsunuzdur. Eminim çoğunuz benden daha iyi biliyorsunuzdur bu destanı. Çünkü ben bir Odisea uzmanı gibi konuşmak istemiyorum bu akşam. Yani öyle bir küstahlık yapmaya cesaretim yok. Ama gene de bir takım eğlenceli şeyler söylemek istiyorum. Çünkü yeniden ele aldığımızda bu konuyu o kadar çok bilmediğimiz yahut bildiğimizi sanıp da unuttuğumuz şeylerle karşılaştım ki yıllarca sonra, yani Homeros'tan yıllarca sonra yazmış bir takım, ondan esinlenerek yazmış bir takım insanlarla karşılaştım. Diyelim Kavafis diye birisi İtaka diye bir şiir yazıyor ve şeyden, Homeros'tan esinleniyor. Seferis gene Destansı Öykü yahut Mifistorema diye bir uzun şiir yazıyor. 24 bölümlük, hem de tıpkı şey gibi, Odisea gibi. Ve benzer bir konuyu işliyor. Benzer sorunları ele alıyor. Neredeyse benzer duyarlılıkları çağdaş bir insanın diliyle anlatmaya çalışıyor. Yahut Seferis'ten belki biraz daha önce Kazantzakis, Odisea diye bir modern Odisea yazmaya kalkışıyor. Hatta onlardan belki 400 yıl önce Joachim du Bellay diye bir Fransız, Örü Qui Comilis Ulysse a fait un bon voyage diye bir sone yazıyor. Ne mutlu o insana ki Ulysse gibi bir yolculuk yapar. Güzel bir yolculuktan söz ediyor du Bellay. O kadar güzel bir yolculuk mu acaba? Yani Odisea'yı okuyanlar bir sürü korkunç olaylarla da karşılaşıyorlar o yolculuğu izlerken. Yahut Ai Weiwei Odisea diye bir temayı porselenle ele yansıtmaya kalktığı zaman bütün bu yaşanan korkunç felaketleri dile getiren eserler verirken herhalde güzel bir yolculuğu düşünmüyor. Yani yerlerinden, yurtlarından olan mültecilerin, sığınmacıların denizlerle boğuşmaları, boğulmaları, karaya vurmaları hiç de o kadar güzel bir yolculuk gibi değil. Ama gene de biz Odisea'yı okuduğumuz zaman yolculuğun güzel yanlarını daha çok hatırlıyoruz. Sanki birisi yahut Olimpos'taki tanrılar, tanrıçalar bir kolaylık gösteriyorlar Odysseus'a ve onun bir takım engelleri aşmasını, bir takım felaketlerle boğuşmasını, bir takım acılara dayanmasını sağlıyorlar ve sonunda İthaka'ya ulaşmasını sağlıyorlar. Yani sonun mutlu sonla biten bir hikaye. Şimdi bu konuya başka bir açıdan bakan Northrop Frye diye çok sevgili bir hocamız diyor ki bir kitabında eleştirmenler ikiye ayrılır diyor. Galiba Coleridge'den duymuş bunu ya da onun kitaplarında okumuş. Bir Odisea, bir İlyada eleştirmenleri vardır. Bir de Odisea eleştirmenleri vardır.
Ben Odisea eleştirmeniyim diyor kendisi. Tanımış olsaydınız belki ummazdınız Northrop Frye'dan böyle bir itirafta bulunmasını. Çünkü şey bir adam, çok ciddi, dildar filan bir adam. Halbuki Odisea eleştirmenleri için söylediği şey, yani Odisea eleştirmenleri daha çok komediyi, böyle mutlu sonla biten hikayeleri ele alırlar. İlyada eleştirmenleri de daha çok tragediyaya meraklıdırlar. Ciddi, gerçekçi konuları ele alırlar diyor. Ama bir keramet var. Northrop Frye'ın kendisini bir Odisea eleştirmeni olarak seçmesinde. Yine bu Homeros'la ilgili ve Odisea ile ilgili bizden çok daha çok şey bilen uzmanlar, eleştirmenler, yani bunlardan biri George Steiner, diyor ki ben çocukluğumda bana sormuşlardı. Gelecekte kimlerle tanışmak istersin? Homeros, Hazreti İsa ve Shakespeare demiş çocukluğunda. Öyle çocuklar da var hayatta. Bu biraz şey, harika bir çocuk George Steiner. Çünkü zaten Paris'te doğmuş, Avusturyalı Yahudi bir anne babanın üç ana dili olan, yani Almanca, Fransızca, İngilizce ana dili olan bir harika çocuk. Zaten çocukken daha babası onun eski Yunanca öğrenmesini istermiş. Ama tabii eski Yunanca okuyamayacağı için işte Fransızca çevirilerden okutmaya çalışırmış ama arada bir de eski Yunancasını açıp acaba doğru mu çevirmişler diye sözde şey yaparmış. Yani böylece eski Yunancayı da tanımasını sağlamaya çalışmış. Bu George Steiner müthiş bir Homeros meraklısı ve büyüdüğü zaman Homeros'la tanışmak istiyor. Ona soracağı sorular var. Yahut Hazreti İsa'yla tanışmak istiyor. Yahut Shakespeare'le tanışmak istiyor. Soracağı sorular var onlara. Sonra bakıyoruz, bu soracağı sorular 19. yüzyıldaki bilim dünyasının bilim alanları oluyor. Yani bakıyoruz, arkeoloji diye bir bilim dalı yahut yorum bilim diye işte kutsal kitabı yorumlamaya çalışan insanların araştırma alanı yahut dil bilim diye bir şey çıkıyor. Shakespeare'in metinlerinin acaba kendisi tarafından mı yazılmış yoksa Oxford kontu tarafından mı yazılmış, Bacon mı yazmış yoksa Orhan Pamuk mu yazmış diye soranlar çıkıyor. Böyle bir hafiyelik de var ortalıkta yani. Kim yaptı acaba? Homeros da öyle birisi. Kim bu Homeros? Yani gerçek bir Homeros var mı acaba? Körün biri. Yani kimisi İzmir'de diyor, doğmuş diyor. Kimisi Sakız Adası'nda doğmuş diyor. Kör olduğu da şüpheli. Yani kör bir adam bu kadar güzelliği nasıl canlandırıyor o şey yaptığı, tasarladığı, yarattığı eserler. Biliyorsunuz Aşık Veysel için de söylerlerdi. Yani Aşık Veysel'in çok güzel türküleri var. Hatta bahar aylarında çıkarmış yanındaki şeyle, genç arkadaşıyla. O arkadaş da Veysel ağam görüyor mu dermiş, ne güzel çiçekler var. Bir, iki, üç. Sonra da Veysel dayanamış, görüyor o kadar da kör değilik demiş. Homeros da herhalde o kadar kör değildi. Öyle bir dedikodu var kör olduğuna dair. Şimdi onun hakkında bildiklerimiz kesin bilgiler değil. Yani aramızda eski Yunanca bilen filologlar da var. Onların merhametine sığınarak söylüyorum bu sözleri. Homeros'un hayatı hakkında, İlyada'yı ve Odisea'yı yazıp yazmadığı hakkında hala tartışmalar var. Bu bir çeşit de geçim kaynağı oluyor bu konuları tartışanlar için tabii. Yani ne kadar
şey olursa, ne kadar meçhul olursa, o konuları araştırmak bir ekmek parası sağlayabiliyor insanlara. Biz de Homeros'la ilgili işte İstanbul Üniversitesi'nde bir klasik filoloji var. Ankara'da var galiba. Onun dışında ne kadar, hangi üniversitelerde var bilmiyorum ama yani çok geniş bir eski Yunan kültürü, eski Yunanca bilgisi olan bir ülke değil. Şeyden de belli bu. Eski yani antik Yunan edebiyatının çevirilerine baktığımız zaman da işte Azra Erhat'ın yaptığı çeviriler var. Daha önce Ahmet Cevat Emre'nin İlyada ve Odisea çevirileri var. Yine Azra Hanım'ın Safo çevirileri var ve bir de oyunlar var. Yani Aiskilos, Sofokles, Euripides, Aristofanes gibi oyun yazarlarının, yani tragedya ve komedya yazarlarının eserleri. Bunların Türkçedeki çevirileri hem çok eski değil, yani ancak 20. yüzyılda ortaya çıkan çeviriler çoğu. Halbuki dünyada aşağı yukarı eski Yunanca öğrenilmeye başladığından beri, yani diyelim ki hem Bizans İmparatorluğu sayesinde hem de Roma İmparatorluğu zamanında başlayan bir eski Yunan'la ilgilenme eğilimi var. Ve şeyde de, orta çağlarda da, manastırlarda eski Yunan el yazmalarının korunması ve çevrilmesi, eski Yunancanın ölü bir dil olmasına rağmen yaşatılmasına çalışılıyor. Bu yüzden de Homeros, diyelim ki sözlü edebiyatın bir temsilcisi olarak önce varlığını gösteriyor. Yani Homeros eline kalemi alıp da kağıt üzerinde İlyada'yı ve Odisea'yı yazmış diyemiyor kimse. Sözlü edebiyat bu bir takım büyük olaylar, önemli olaylar dillere destan oluyor. Yani Türkçedeki deyimle dillere destan oluyor. Yani o kadar anlatılıyor, o kadar söylüyor. Ve bunları anlatabilmek için ezberlemek gerekiyor. Ezberlemek için de nazım dili önemli. Koşuk diliyle ezberlemek daha kolay. Yani bakıyoruz, ölçülü bir dille, manzum olarak bunlar kulaktan kulağa, dilden dile geçerek Pisistratos zamanında da yazıya geçiriliyor İlyada'yla. Yani İsa'dan önce 6. yüzyılda. O zamana kadar işte Homeros destanları, yani İlyada'yla Odisea, Troya Savaşı yaşanmış. İsa'dan önce 12. yüzyılda. Homeros'un da 8. yüzyılda yaşadığı hakkında rivayetler var. Kesin olarak bilmiyoruz. Nüfus kütüğünde bir kayıt yok. Ama tahminen araştırmalar bunu gösteriyor. Yani şeyler, bu işle uğraşan insanlar, kendileri bu işi öğrenmeye, bulmaya adayan insanlar, bize inandırıcı, oldukça inandırıcı bir şekilde söyledikleri şeyler, bilgiler, bize aktardıkları bilgiler bunlar. Nasıl bir koşuk dili bu? Altı ölçülü bir şey, heksametre dedikleri, daktilik heksametre diye bir söz. Ben bunun aruz karşılığını bulmaya çalıştım. Beceremedim. Yani müstefilatünle başladım ama sonra yani ona uygun bir aruz kalıbı bulamadım. Halbuki iambik pentametre buldum.
Ama buna bulamadım. Ama gene de aruza benzeyen bir vezin, daktilik heksametir. Öyle bir metin. Yani uzun kısa kısa, uzun kısa kısa altı tane böyle şey var. Yahut iki tane uzun sponde denilen bir ölçü var. Bunu ezberlemek kolay oluyor. Bunu ezberlemenin bir başka püf noktası da kalıplaşmış sözler var. Mübarek Hasan Efendi filan gibi. Ayağı tez Odysseus. İnek gözlü Hera. Yahut işte tanrısal Odysseus. Şimdi bunlar sık sık karşımıza çıkıyor. Dinlerken şeyi. İlyada'yı yahut Odisea'yı yahut okurken de karşımıza çıkıyor bunlar. Hoşumuza da gidiyor. Yani bu benzetmeler, çünkü biz genellikle kimseyi, yani hiçbir sevgilimizi inek gözü diye şey yapmadık, anmadık şimdiye kadar. Belki delikanlı şeyini, yavuklusunu tanrısal Hüseyin diye seven arkadaşlar olmuştur aramızda, ama yani işte biraz garip geliyor ama hoşumuza gidiyor, alışıyoruz. Ne hoş diyoruz yani, bu Homeros da neler biliyor, neler buluyor. Daha çok neler bulması çok önemli. Belki başka dillerde de benzer şeyler var. Yani halk şeyinde, halk edebiyatında buna benzer kalıplaşmış yakıştırmalar, kalıplaşmış sözler var herhalde. Bir sürü yakıştırmalar buluyoruz yani şeyde, masalları okuduğumuz zaman, halk hikayelerini okuduğumuz zaman yahut şövalyelikle ilgili, hatta Don Quixote'la ilgili bir takım şeylerde de benzer şeyler buluyoruz sanıyorum. Bu sözlü edebiyatın sağladığı bir zenginlik. Çünkü sözlü edebiyatın dinleyeni ayakta tutması, uyanık tutması için söylediği sözlerin ilginç olması lazım. Yani çok böyle gıllı gışlı, ayrıntılı şeyler olmaması lazım. Yani canlı olması lazım. İkide bir böyle uyumaya başlayan dinleyicileri yerinden fırlatacak öyle bir söz söylemeli, öyle bir benzetme yapmalı ki vay anasını sayın seyirciler dedirtebilecek ya sayın dinleyiciler dedirtebilecek bir buluş olsun bu. Homeros da bu işi çok iyi yapıyor. Ama herhalde başkasından öğrendiği bir şey, yani kendi buluşu değil. Çünkü öyle bir gelenek var. Yani eğer kendini dinletmek istiyorsan böyle hoş şeyler söyleyeceksin ki dinleyenler de şaşırsınlar, dikkatleri yoğunlaşsın senin sözlerin üzerinde. Homeros bu işi çok iyi yapıyor ve bu gelenek kuşaktan kuşağa geçiyor. Şimdi bu metinlerle, yani günümüze kadar ulaşmış ve bugün işte çok şık kitaplar gördüm bazı arkadaşların elinde. İş Bankası'nın klasiklerinden çıkmış Odisea'lar falan. Bendeki gayet külüstür bir Odisea ama yani bu kitaplar bile şey yapmak için, ilginç olabilmek için belli bir şeye çıkıyor, yani görücüye çıkar gibi çıkıyor karşısına şeyin, okurun ve dinleyicinin. Homeros'un metinlerinin de acaba gerçekten bu kör ozan tarafından mı yaratıldığı, yoksa başkalarının ortaya çıkardığı bu şeyleri daha sonra daha becerikli bir insan, daha işgüzar birisi bir araya getirip son içi bilim verdiği tartışılan bir konu. Yani bunlar son derece bizi aşan akademik konular. Ve
özellikle Odisea ile İlyada'yı karşılaştıranlar diyorlar ki bu iki destan herhalde aynı elden çıkmamıştır ya yani aynı kafanın yarattığı aynı yaratıcının eseri değildir. Çünkü çok başka başka şeyler. Yani değişik şeyler var. Değişik üsluplar var. Hatta kendi içinde tutarsızlıklar var. Yani bazı yerleri evet bir kişinin sanki üslubu ama bazı yerleri sanki başka birisinin şeyiyle, yaratıcılığıyla oraya sokulmuş bir şey. Şimdi benzer şeyler Shakespeare'in oyunları için de hep söylenir. Ya kim yazdı bu oyunları? Yani bu Allah'ın cahil Stratford kasabasından gelmiş şeyin bilmem Ellivenci Sarac'ın oğlunun yani üniversite bile okumamış. Sanki üniversite okumak marifetmiş gibi. Üniversite bile okumamış adam bu oyunları nasıl yazıyor? Yani Macbeth'i nasıl yazıyor? Lear'i nasıl yazıyor? Herhalde başka birisi. Herhalde Marlowe yazdı. Çünkü Marlowe üniversite okumuş. O da yani ne kadar üniversite okumuş o da tartışılır. Yani o da serserinin biri. Meyhanede bıçaklanmış bir şey yani. Ama üniversitede okuduğu için Marlowe'a yakıştırıyorlar Shakespeare'i. Yahut da işte bir Soylu yazmıştır. Yahut Francis Bacon yazmıştır filan. Böyle bir şey var. Polis hafiyeleri var. Akademik polis hafiyeleri var. Bu işleri araştırıyorlar. Bu işi bulmak için çok uğraşıyorlar. Çok uğraşıyorlar ve müthiş kitaplar yazıyorlar. Doktoralar yazıyorlar. Profesör oluyorlar filan. Yani büyük bir hikaye bu. Yani bu, bunun hakkında da bir şeyler yazılabilir muhakkak. Yazılmıştır muhakkak. Anthony Burgess yazmıştır galiba, değil mi? Böyle şeyler. Şimdi Homeros için, yani Shakespeare için bunlar böyle dedikodular çıkarılırsa, Homeros için ne dedikodular çıkar? Ve çıkmıştır da. Yani Homeros, bu dünyanın baş tacı ettiği büyük tarihsel ozan, yani kimse inanmıyor bunları yazabileceğine. Gerekiyor. Yani oradan şeyi var. Ama sonunda bizim elimizde iki tane başyapıt var. İlyada ve Odisea. Yani kim ne derse desin, tüm münafıklar, bütün münafık akademikler ne derse desin, elimizde iki tane başyapıt var. İlyada ve Odisea. Biri birbirinden güzel. Yani birisi işte diyelim ki savaşla ilgili. Hector, Achilleus. Aman yarabbim yani okuduğunuz zaman şey yapamıyorsunuz yani kayıtsız kalamıyorsunuz. Yani diyelim ki İlyada'nın sonuna doğru Achilleus kalleş bir şekilde Hector'u öldürmüş. Ve Hector'un ölüsü gömülmeyi bekliyor. Hector'un yaşlı babası Priamos, oğlunun cesedini almak için Achilleus'un çadırına gidiyor ve yalvarıyor. Mesela bu sahneyi okuduğunuz zaman böyle bir şey müthiş yani gerçekten olağanüstü bir şey. İşte niye benzetebiliriz böyle bir sahneyi? İşte Kral Lear'deki Cordelia ile Lear'in en son sahnede karşılaşmasına benzetebiliriz. Yahut Macbeth'in hayat hakkında söylediği sözleri, söylediği sahneye benzetebiliriz. Yani edebiyatta çok böyle önemli sahneler aklımıza gelebilir. Ve olağanüstü bir şey yaşanıyor. Priamos, Achilleus'a oğlunun cesedini almak için yalvarıyor. Ağlıyorlar, şey yapıyorlar filan. Fakat bir ara diyor ki ağlamadan önce Achilleus diyor,
Önce bir lokma ekmek yiyelim, sonra ağlarız diyor. Bu belki de edebiyatın en önemli sahnelerinden biri. Yani bir lokma ekmek yiyip, yani önce karnımızı doyuralım, sonra yas tutarız, sonra yasımızı yaşarız. Benzer sahneler, yani karşılaştığımız zaman bizi şaşırtan ve kendimize getiren, yani birdenbire gerçeklik duygumuzun canlanmasını sağlayan sahnelerden biri. Odysseus'da Odysseus sonunda varıyor İthaka'ya. Yani başından bir sürü maceralar geçiyor. Varıyor. Ve Sadık Çoban'ın kulübesine gidiyor. Önce işte köpeği bunu tanıyor, herkesten önce. Sonra oğlu geliyor, oğluyla tanışıyorlar ve perişan bir halde, saç sakal birbirine karışmış, yani bir dilenci kılığında. Evine gidecek ve 20 yıldır kendisini bekleyen Sadık karısı Penelope'ye kavuşacak. Fakat istemiyor yani, önce bir sürpriz yapmak istiyor. Sürpriz yapmak merakı demek o zamandan beri var. Şaşırtmak istiyor karısını. Bunun için tanınmamak için o kılık kıyafetle, yani gidip tıraş olmuyor berbere. Yani eski haline gelip de kendi şeyiyle görünmek istemiyor. O halde gidiyor ve bir tanrı misafiri olarak kapıyı çalıyor. İşte diyor, o zamanki törelere göre de bir tanrı misafirinin ağırlanması lazım. Ona işte yiyecek verilecek, bir döşek verilecek, yatacak yer verilecek, ayakları yıkanacak filan. Penelope de diyor ki işte Eurekliya diye işte Mektar dadısı var. Hem Odysseus'u büyütmüş, hem oğlu Telemakos'u büyütmüş. Şey hazırla diyor, işte bir yatak hazırla. Su ayaklarını yıka filan diye. Su, leğende su getiriyor. Bunları da çok ayrıntılı anlatıyor Homeros. İşte önce soğuk su, sonra sıcak su da katıyor ona filan. Tam böyle ayağını yıkayacakken birden bir yara izi görüyor. Bacağında şeyin, Odysseus'un ve tanıyor. Yani onun, zaten daha önce konuşmaları var. Diyor ki ya hiç de Odysseus'a benzeyen kimse çıkmadı karşıma şimdiye kadar. Sen ne kadar benziyorsun eski işte efendimize falan böyle. Odysseus da anlıyor tanıyacağını. Böyle şey yapıyor bir taraftan tetikte. Yara izini görüp de tam böyle haykıracak hemen ağzını kapıyor. Orada söylüyor. Sol eliyle ağzını kapıyor, sağ eliyle kendine çıkıyor. Ya nereden çıktı şimdi sol el, sağ el? Yani bu ayrıntılara niye bu kadar dikkat ediyor Homeros? Şey yapıyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Fakat asıl önemlisi orada devam etmiyor Homeros anlatmaya. O yara izinin nasıl olduğunu anlatmaya başlıyor. Yani meğer o yara izi çocukluğunda Odysseus dedesinin çiftliğine gitmiş, işte dayılarıyla domuz avına çıkmışlar, orada bir yaban domuzu saldırmış buna, dişini geçirmiş filan, oradan kalma bir yara izi. Şimdi şeyi orada kesip, hikayeyi orada kesip, geçmişe dönmesi, Homeros'un ilk defa yaptığı bir kurgu, kurnazlığı değil. Zaten şey, Odysseia çok ilginç kurgulanmış bir destan. Daha önce İlyada'yı okumuşsak, orada işte şey, destanı anlatan uzan, Musa'ya sesleniyor, Akileus'un öfkesini anlat ey şey filan diye, esin perisini yardıma çağırıyor ve İlyada destanı başından sonuna kadar
zaman sırasıyla, kronolojik bir biçimde anlatılan bir destan. Oysa bakıyoruz şeye, Odiseya'ya. Odiseya, Telemakos'un babasını aramaya başlamasıyla başlayan bir destan. Yani olay yaşanmış şeyden, Odysseus'un evinden çıkıp Troya Savaşı'na gideli 20 yıl geçmiş. Küçük bir bebekmiş Telemakos o sıralarda. Halbuki bu destan başlarken Telemakos neredeyse 20 yaşında bir delikanlı. Babası yok. Savaşa gitmiş, dönmemiş. Sağ mı, ölü mü bilinmiyor. Üstelik bu bilinmezlik yüzünden bir sürü münasebetsiz asalak herif annesine talip olmuşlar. Yani diyorlar ki bu kadının kocası yok. Birimizden birine varsın. Talipler toplanmışlar şeyin Odysseus'un sarayına, evine. Yiyorlar, içiyorlar ve durmadan musallat oluyorlar kadına. Birimizden birini seç diye. O da bir çare bulmuş. Ben diyor kayınpederime bir kefen dikiyorum, dokuyorum. O bitmeden kimseye cevap veremem. İşte başlıyor dokumaya, akşam da söküyor onu. Böylece iş uzuyor. Ama bu arada Telemakos çok tedirgin. Hem yemek, içmek, evin şeyi gidiyor, erzak gidiyor, zenginlik gidiyor, çaraplar gidiyor ve tatsız bir şey. Yani bir sürü tatsız adam orada annesine balta. Onları şey yapmak istiyor, babası sağsa çıksın ortaya da bu durumu kurtarsın. Onun üzerine işte babasını aramaya kalkıyor. Önce Nestor'a gidiyor, sonra Menelaos'a gidiyor filan. Yani ilk dört kitabı şeyin, Odiseya destanının, Telemakos'un babasını aramak için yola çıkması. Yani hikaye ortasından başlıyor. Buna in media res diye bir plakalı bir Latince laf söylüyorlar. Yani ortasından başlamış. Bu bizim Hitchcock'un filmlerinden bildiğimiz bir şey. Yani flashback denilen bir şey var ya sinemada. Yani geriye dönüş. Şimdi ortasından başlıyorsunuz. Sonra geriye dönerek geçmişte olanları seyrediyorsunuz. Yahut şeyse bu bir anlatılan bir şeyse anlatılanı geçmişten ele alarak yeniden şey yapıyoruz. Böyle zaman içinde gidip gelmeler var. Bu tabii çok modern bir kurgu. Yani zamanımızda birçok yazarın ve birçok tiyatro ve sinema yazarının, senaristin kullandığı bir teknik. Bu yüzden de şeyi, Odiseya'yı İlyada'ya göre daha modern bir destan olarak çıkarıyor karşımıza. Şimdi bu şey olayı, yara izinin anlatılmaya başlanılması acaba şey mi? Bir dinleyenin yahut okurun merakını canlı tutmak için başvurduğu bir numara mı? Homeros'un kullandığı bir trük mü? Bu konuda Auerbach çok önemli bir denemesi var. Auerbach'ın Mimesis diye bir kitabı var. Çoğunuz biliyorsunuzdur. İstanbul'da yazılmış bir kitap bu Mimesis. Auerbach'ın 1933 üniversite reformu sırasında Almanya'dan gelen bir takım profesörler var biliyorsunuz Türkiye'ye. Edebiyat Fakültesi'nin şansı da Leo Spitzer ve Erik Auerbach gibi edebiyat alanında iki tane dünya çapında önemli hocanın gelmesi oluyor. Bunlar Hitler'den kaçan hocalar. Auerbach, Spitzer belki daha parlak birisi. Yahut öyle şeyde, borsadaki hisse senetleri daha yüksek. Amerika hemen keşfediyor Spitzer'i ve 1-2 yıl içinde
şey yapıyor. Çekip alıyor. Ama bu arada Spitzer İstanbul Üniversitesi'nde işte Süheyla Bayravlar, Yüzüm Dino'lar, Mina Organlar gibi öğrenciler yetiştiriyor. Yani o yılların bu parlak öğrencileri Leo Spitzer'in öğrencileri oluyor. Eğer onları tanımış olsaydınız, onlardan çok güzel hikayeler dinlerdiniz. Spitzer'le yaptıkları dersler hakkında. Fakat Auerbach kalıyor. Auerbach 45'e kadar kalıyor İstanbul'da. Bebek'te oturuyor. Edebiyat Fakültesi'nde işte roman filolojisi denen, yani yabancı diller bölümlerinin kurulması onlar sayesinde oluyor. Ve Auerbach da İstanbul'da can sıkıntısından Mimesis diye bir kitap yazıyor. Batı edebiyatında gerçekliğin nasıl temsil edildiğini anlatan bir kitap bu. Homeros'tan başlayıp Virginia Woolf'a kadar devam eden, tabii o dönemden zamanımıza kadar Batı edebiyatındaki çok önemli bir takım yazarların eserlerinde gerçeklik nasıl dile getiriliyor, nasıl ifade ediliyor? Şimdi bu gerçekliği ifade etmek, mesela bu sahne bunun bir örneği. Niçin durup dururken, yani devam edecekken orada işte son derece önemli adam dönmüş 20 yıl şeyden, gurbetten sonra, savaştan, maceralardan sonra yurduna dönmüş, karısına kavuşacak. Tanınması lazım. Yani orada tanınacak bir şey de, bir olay da oluyor yara izinden. Fakat o yara izinin anlaşılmasıyla birden o yara izinin nasıl olduğunu anlatmak için geriye gidiyor. Niçin yapıyor bunu Homeros? Gerçekliğin hiçbir yanı karanlık kalmasın diye. Her şey anlaşılsın. Gerçeklik bütün ayrıntılarıyla, bütün aydınlığıyla ortaya çıksın diye yapıyor. Bu tabii büyük bir ustalık. Yani bir ustalık olarak biz bunu şey yapıyoruz. Bugün öyle değerlendiriyoruz. Yani mesela Shakespeare de bunu nasıl yapıyor? Shakespeare'in oyunlarının çoğunu kabaca eleştirmeye kalkanlar derler ya bu oyunlar hep krallarla ilgili. Soylularla ilgili filan. Yani gerçeklik hep soyluların yaşadığı hayat mı? Sadece krallar mı gerçekliği temsil ediyor? Yok. Dördüncü Henry diye bir oyunu var Shakespeare'in. Ve Dördüncü Henry'de Falstaff diye bir karakter var. Falstaff da Ayyaş'ın biri. Yani Sir John Falstaff. Yani bir taraftan soylu ama herif serseri. Yani meyhaneden çıkmıyor. Kadınlar düşüp kalkıyor, kumar oynuyor. Ayak takımıyla düşüp kalkıyor. Tabii onların konuştukları dil de gerçekliği temsil eden bir dil oluyor. Yani o dönemin İngiltere'sinde, yani diyelim ki 4. Henry Kral, o dönemde İngiltere'de evet aristokrasi, egemen sınıf aristokrasi, krallar var, soylular var ama ayak takımı da var. Serseriler de var, hırsızlar da var, yan kesiciler de var, ayyaşlar da var ve onlar da hayatın bir parçası, gerçekliğin bir parçası. Gerçekliğin hepsine verebilmesi için Auerbach işte Shakespeare'i örnek olarak aldığı zaman 4. Henry'nin o sahnelerini gösteriyor bize. Başka yazarlar için de gene böyle yani diyelim ki Balzac için, Stendhal için yahut Virginia Woolf için gerçeklik nasıl bir yol bulmuşlarsa gerçekliği anlatmak için o yöntemleri görüp değerlendiriyor. Şimdi Homeros'a döndüğümüz zaman görüyoruz ki gerçekliği anlatma konusunda Homeros gerçekten bir çeşit
Daha o dönemde, yani diyelim ki 8. yüzyılda, İsa'dan önce 8. yüzyılda eğer bu destan ortaya çıktıysa, daha o dönemde günümüzün bu gerçeklik anlayışını yansıtabilecek bir yöntem bulmuş. Yani öyle bir anlatma zenginliği var ki eserinde, bu şey olarak da, bir anlatı tekniği olarak da Homeros'u bir çeşit çağdaşımız yapıyor. Yani Jan Kot, çağdaşımız Shakespeare diye bir kitap yazmıştı. Belki içimizden biri çıkıp çağdaşımız Homeros diye de bir kitap yazabilir. Yani yazsa hiç fena olmaz gibi geliyor bana. Çünkü Homeros'u çağdaşımız kılan özellikleri belki İlyada'dan çok Odiseya'da var. Çünkü Odiseya'da nasıl bir kahramanla karşılaşıyoruz? Şeyi düşünelim yeniden, Odiseya'daki anlatılan hikayeyi düşünelim. Troya Savaşı bitiyor ve savaşı kazanan komutanlar askerleriyle beraber o yurtlarına dönecekler, evlerine dönecekler. Bunların çoğu kazasız belasız dönüyor. Kazasız belasız dediysem o kadar da kazasız belasız değil. Yani mesela Agamemnon dönüyor, hamamda öldürülüyor karısı tarafından. İşte yani başlarına bir takım şeyler, felaketler geliyor. Cezalarını çekiyorlar eğer bir takım günahlar işlemişlerse.